Çatalköy Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen 5. Beş Parmaklar Kültür Sanat Günleri 20-21 Eylül tarihleri arasında dolu dolu ve buram buram Kıbrıs kokan muhteşem bir organizasyonla gerçekleştirildi. Etkinlikler Kıbrıs lezzetleri yarışması, eski mahalle oyunlarının oynanması ve sokaklarda Kıbrıs müziklerinin canlı performansı ile devam etti. Gün etkinlikleri Çatalköy İlkokulu öğrencilerinin manilerle atışması, Çatalköy Belediyesi Halk Dansları topluluğunun ve Ağır Adımlar Kıbrıs Halk Dansları ustalarının sahne almasıyla devam ederken, Çatalköy Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseriyle sona erdi. Kültür Sanat Günleri'nin ikinci gün etkinlikleri serbest resim yarışmasıyla başladı. Ardından Fogem Halk Dansları ustaları köy kahvelerinin önünde gösteri yaptı. Kültür Sanat Günleri'nde ilk söz Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün. Sayın Başkan, kardeş belediyenin bir etkinliği, bir festival. Kıbrıs kültürü kokuyor buram buram. Herhalde siz de mutlusunuz bugün değil mi? Bilbay arkadaş, gerçekten bugün Çatalköy'de olmaktan, dün de geldim, bugün de geldim. Gerçekten Kıbrıs'a özgü bütün tatları bulabileceğiniz, müziğinden, dansından, yemeğinden, tatlısına kadar. Gerçekten Mehmet Başkan 5 yıldır ısrarla ve olanakları ölçüsünde bu festivali, bu işte kültür günlerini ısrarla sürdürmeye çalışır. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Ve bu da gerçekten bütün Girne'deki insanları burada birleştirmeye, aynı zamanda bu köyün çevresindeki yabancıların da büyük oranda ilgi gösterdiğini görüyorum. Bu da kültürümüz, sanatımızın diğer topluluklara iletilmesi açısından önemli olduğuna inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda kültür ve sanat yönü artarak devam eder. Mustafa Bey, size büyük ilgi var Çatalköy'de. Bu biraz sizin için herhalde güzel değil mi? Vallahi ilgiden hoşlanmayan biri var mı? İlgi gösterirseniz karşılığında da ilgi görürsünüz. Bu Çatalköy Festivali'ni? Efendim? Çatalköy Festivali nasıl buldunuz? Yani öncelikle Sayın Başkan Mehmet Bey'i kutluyorum. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlara başarılarının sürekli olmasını diliyorum. Beşincisi oluyor bu yıl. Gördüğünüz gibi standlarda hep Kıbrıs'a özgü yiyecekler var. Biz de onlardan tadıyoruz, alıyoruz. Onun dışında da kültür sanat etkinlikleri var. Zaten burada festival olayının adı da Çatalköy Kültür Sanat Günleri. Bugün sabah aslında bir de Eko Güne gitme şansım oldu. Bu pazarın öğleden öncesini Batı'da geçirdim. Aydınköy'de sabah kahvesi, Yeşilyurt'ta ev yapımı limonata asmanın altında. Ondan sonra da Eko gününe gittik Bağlıköy'e. Orada da paluze, köfter, sucuk, kuru üzüm, zivaniye vardı. Burada da işte görüyorsunuz herse dahil her şey var. Ben kutluyorum Çatalköy Belediyesi'ni, bu etkinlikte yer alan bütün sanatçı dostları ve en başta Çatalköy halkını kutluyorum. Bunda emeği geçenlere
başarılar diliyorum. Bu güzel etkinliklerin sürmesini diliyorum. Derman Bey, Çatalköy Kültür Sanat Günleri'nin 5.'si ve gerçekten muhteşem bir organizasyon. 2 gündür Kıbrıs kültürünün buram buram koktuğu günler yaşıyoruz. Ne söylemek istiyorsunuz? Açıkçası gelenekselleşmeye başladı Kültür Sanat Günleri ve bu yıl 5.'sini yapıyoruz. Bu önemli bir süreç. Kurumsallaşmaya doğru hareket ediyoruz. Umut ederim ki önümüzdeki yıllarda bunu daha çıtayı biraz daha yukarıya çıkarırız. Uluslararası bir boyut katarız diye düşünüyorum. Ki çok küçük bütçesi olan bir belediyenin küçük olanaklarla bu ülkede sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil, bütün Kıbrıs'ta bir ilki gerçekleştirdi ve Hırvatistan'dan bir sokak boyayan, üç boyutlu bir görüntü elde edebilen bir Hırvat sanatçı olan Filip Mırvey'i getirdik. O 3 gün boyunca Çatalköy sokaklarında çok muhteşem bir görüntü elde etti. Bu internet aracılığıyla da tüm dünyaya yayılmaya başladı. Bu akşam az önce işte sizin de izlediğiniz gibi Çatalköy Belediye Tiyatrosu'nun bir gösterisi oldu. Biz sadece sahneleri değil Çatalköy'de işte balkonları, damları da kullanılarak vatandaşa bu işlerin başka türlü de yapılabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu akşam finalimizde de sevgili gene bizim ülkemizin bir değerli insanı sevgili Abdullah Öztoprak'ın final gösterisi Zer'de yer alacaktır. Sanırım o da yine muhteşem bir kalabalık ve muhteşem görsel bir şovla final bulacaktır diye düşünüyorum. Pek çok halk dansları ekibi, yerli sanatçı ve müzik grubunun sahne aldığı Kültür Sanat Günleri etkinlikleri büyük ilgi gördü. Etkinlikte Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Yerine Gençlik Merkezi Derneği, Çatalköy Belediyesi Tiyatrosu, Yusat, Zeybek ve Karadeniz oyunları sahne aldı. Çatalköy Belediyesi 5. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri, bol müziğin, heyecanın, dansın, şovların ve sanatın yer aldığı bir etkinlik oldu. Gün süren Kültür Sanat Günleri baştan sona renkli görüntülere sahne oldu. Sunulan halk dansları gösterileri izleyenlere buram buram Kıbrıs kültürü kokan anlar yaşattı. Şimdi söz yine yapımcımız Bilbay Eminoğlu'nda. Evet sevgili izleyiciler, Çatalköy Kültür Sanat Günleri'nde Kıbrıs'a özgün yemekler, tatlılar bir bakışta herkesin iştahını kabartıyor. Tabii ki bizlerin de. Evet, yılların bence eskitemediği bir isim. Özellikle tatlı alanında Kıbrıslar yakından bildiği bir ailenin bireyi var burada. Evet, sizi tüm festivallerde görüyoruz. Özellikle Çatalköy'de.
Tatlıcılık sizin böyle aileden geliyor değil mi? Evet, baba mesleğidir tatlıcılık. Onun için yürütüyoruz. Evet, ekmeğimizi kazanıyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz. Lokmanın püf noktası nedir? Şu anda çıkarmak üzeresiniz lokmaları sıcak sıcak. Kısık ateşte pişmesi, rengini o şekilde alması önemli değil. Şerbeti önemlidir. Başka da bir özelliği yok ama içine konan baharı, ben çörek otu koyuyorum, bahar koyuyorum, mezdeki koyuyorum, Kıbrıs kültürü. Bunlar da lezzetini veriyor. Hamuru... Kaç yıldır vardır Kıbrıs mutfağında? Ben kendimi bildim bileli lokma vardır. Çünkü Rumlar da bize lokmacılar derdi. Hatta lokmacı barikatında, lokmacı bir amcamız diyeyim artık, Allah rahmet eylesin. O lokmacı kapısının ismini oradan almıştır bence. Zaten tatlılarda Türkler güzel tatlı yaptığı için Rumlar bize lokmacı adını taktıydılar. Evet Ayhan Hocam, sizi böyle çok özel bir etkinlikte görmek büyük bir mutluluk. 5 yıldan beridir Çatalköy Belediyesi'nin düzenlediği bu festivale düzenli bir şekilde katılmaya çalışıyoruz. Biz güzel yutluyuz ama adanın her tarafındaki etkinliklere katkı koymak istiyoruz. Çok güzel bir faaliyet, çok güzel bir etkinlik. Buraya da olmak bizi mutlu ediyor. Derman Meyve Başkanı kutlamak lazım, ekibin değil mi? Kesinlikle. Derman benim çok uzun yıllardan beri arkadaşım. 84'ten beri arkadaşım. O da Güstat'tan buralara kadar gelme. Bu yüzden onları kıramıyoruz. Burada olmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Ekibinizle ilgili de kısa bir şey söyleyin. Çok beğendik getirin onları. Teşekkürler. Çok sağ olasın. Biz hep Kıbrıs halk dansları yaptık bugüne kadar ama biraz renk olsun diye Ege bölgesi zeybeği modernleştirerek ve Karadeniz'den horonu modernleştirerek farklı bir dans gösterisi sunduk bu akşam. İnşallah beğeniniz. Parmaklar Kültür Sanat Günleri etkinliğine hayat veren başarılı isim, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu var şimdi de yanımızda. Sayın Başkan, kutluyoruz. Böyle bir Kültür Sanat Günleri dediniz ama bundan daha ilginç bir şölene dönüşmüş günler oldu. Ne söylemek istiyorsunuz? Evet, tabii Kültür Sanat Günlerimiz iki gün içerisinde sınırlanmıştır. İlk gün daha fazla yerel halk danslarımız, efendime söyleyeyim, diğer organizasyonlarımız. Bugün de ise işte kendi kültürümüzü yansıtan ve daha önce de basınla paylaştığımız gibi düğün konsebini ön plana çıkarak Kıbrıs türkünün geçmişten gelen izlerini bir şov havasında, bir karnaval havasında, sokak ortasında izleyicilerle buluşturduk. Abdullah Öztoprak yönetiminde. İnanıyorum ki buraya gelenler bir keyifle bu karnavalı izlemişlerdi. Giydikleri rengarenk kıyafetleriyle folklor ekipleri kültür sanat günlerinde renkli olduğu kadar coşkulu görüntülerin yaşanmasını da sağladılar.
Sanat günlerinin son etkinliğinde insanlara eski gelenekleri anlatmak için Zerte adı altında eski Kıbrıs kültüründeki düğün ve sünnet geleneklerinden esinlenerek bir gösteri hazırlandı. Şu anda bu çok özel günlerin finalindeyiz ve gördüğünüz gibi köy meydanı inanılmaz kalabalıkta. Gördüğünüz herkes kimileri kahvenin çekisinde, kimileri ise bu muhteşem alanda sevdikleriyle, aileleriyle geziyorlar. Evet, Kıbrıs kültürünün buram buram koptuğu bu kültür sanat günlerinde biz de bulunmaktan büyük mutluluk diyoruz. Evet, sizler için bu kültür sanat gününün finalinde bakalım daha bizleri neler karşılayacak. Çatalköy sokaklarında yer alan karnaval gibi defile izleyenler tarafından beğeniyle seyredildi. Kıbrıs örf adetlerine uygun olarak tasarlanan kıyafetler, mankenler tarafından özel bir koreografi ile sergilendi. Çatalköy Kültür Sanat Günleri gördüğünüz gibi 8 izleyeceğim. Bu şey bir şekilde devam ediyor. Kısacası o akşam Çatalköy'de tam anlamıyla bir şölen vardı. Yaşanan bu şölen bilinen veya görülen bir şölen değildi. Daha önce yaşanmamış eşsiz bir şölendi.
Nasıl, beğendiniz mi defileyi? Çok güzel. Hakikaten ilk kez geliyorum. Ama bundan sonra kesinlikle her Panayra Festivali geleceğim. Çok hoşuma gitti. Bayağı emek sarf edilmiş. Ve hakikaten insanların yüzünden de bunları görüyorum. Katılımın yüksek olduğu 5. Beş Parmaklar Kültür Sanat Günleri renkli karnaval şovda son buldu. Nasıl buldunuz festivali Çatakı? Çok güzeldi. Gerçekten ben de çok beğendim. Böyle etkinliklerin daha sık tekrarlanmasını istiyorum. Çok güzeldi. Başınızdaki çiçeğin bir anlamı, önemi var mı? Bu güzel defileye özel olabilir. Teşekkür ederim. Dünyanın en büyük 3 boyutlu sokak resmini yaparak Guinness Rekorlar kitabına giren Hırvat sanatçı Filip Mravliş, Çatalköy'de yeni düzenlenen Sanat Sokağı meydanına çizdiği 3 boyutlu muhteşem görsellikteki resmiyle halk tarafından büyük ilgi ve beğeni gördü.